Dördüncü bölüm. Tanrı'nın huzur diyarı. Bu nedenle Tanrı'nın huzur diyarına girme vaadi hala geçerliyken herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım. Çünkü biz de onlar gibi iyi haberi aldık. Ama onlar duydukları sözü imanla birleştirmediklerinden dolayı bunun kendilerine bir yararı olmadı. Biz inanmış olanlar huzur diyarına gireriz. Nitekim Tanrı şöyle demiştir. Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Oysa Tanrı dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır. Çünkü bir yerde yedinci günle ilgili şunu demiştir. Tanrı yedinci gün bütün işlerinden dinlendi. Bu konuda yine diyor ki, onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Demek ki bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler. Bundan dolayı Tanrı uzun zaman sonra Davut'un aracılığıyla bugün diyerek yine bir gün belirliyor. Nitekim daha önce eğer bugün onun sesini işitirseniz yüreklerinizi nasırlaştırmayın denilmiştir. Eğer yaşı onları huzura kavuştursaydı Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi. İşte böylece Tanrı'nın halkına bir sept günü dinlenmesi kalıyor. Tanrı kendi işlerinden nasıl dinlendiyse onun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir. Bu nedenle herhangi birimizin aynı tür söz dinlemezlikten ötürü düşmemesi için o huzur diyarına girmeye gayret edelim. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır. Başkâhinimiz İsa. Gökleri aşmış olan büyük başkâhinimiz Tanrı'nın oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü zayıflıklarımız da bize yakınlık duyamayan değil, tersine, her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkâhinimiz vardır. Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.